parasını vermem. Arkadaş ben bu adamı şikayet edeceğim. Yemin ediyorum ben bu adamı şikayet edeceğim. Ya yeter lan. Ya karakola bağlayabilir miyiz lütfen? Ben şu Galatasaray futboldan şikayetçi olmak istiyorum ama psikolojimi bozdu ya lütfen. Ben Diyarbakır'dayım. Adam şu an Adana'da gol atıyor. Ben burada sinir krizi geçiriyorum. Ben Diyarbakır'dayım. Benim psikolojim bozuldu. Allah'ınızı seversiniz şu adamı bir sınırı. Aslında şu an mental olarak biraz daha sakin kalabildim. Birkaç ilaç aldıktan sonra çok şükür. Tabii şimdi biz ciddi bir rekabetin içerisindeyiz. 10 yılın vermiş olduğu bir patlamayı yaşıyorum. Dün çalıştığım yerden eve gelinceye kadar ki mesafe boyunca yemin ediyorum vermediğim sadaka kalmadı. Camilerin önünde Yasin okuyan teyzelere para veriyorum. Yeter ki dua edin bu akşam Galatasaray puan kaybetsin diye. Öyle bir istekle eve gelmişim ki maçı izliyorum. Yani zaten hani Icardi formda, hani bu adama karşı böyle şey hissediyorum. Adam performansı mükemmel. İmreniyoruz da ama hani bu adam gol atmasa kesin Galatasaray puan kaybedecek kafasındayız. Neyse eve geldim. Maç gayet güzel gidiyor. Adana bastırıyor falan derken abi hakim Ziyech, zaten Galatasaray'da şöyle bir şey var. Icardi duruyor. Mertens çıkıyor. Mertens durduğu zaman Kerem çıkıyor. Kerem durduğu zaman hakim Ziyech çıkıyor. Bu nasıl bir şeyse takım yani inanılmaz derecede birbirinin eksiğini tamamlıyor. Şimdi biz Fenerbahçe olarak bunlara biraz alışık değiliz işin doğrusu. Bunları görünce tamam dedim, 1-0 normaldir, maç güzel gider. Ben sadaka vermişim, kafa vurdu, Allah bize yardım edecek diyorum. Ondan sonra 2-0 olunca ben daha cinnet geçirdim. Sinirden kalkıp kanepe örtülerini dişlemeye başladım. Formayı çıkarıp attım artık. Ve gerçekten buradan da söylüyorum, Mayıs aylarının kaldırılmasını istiyorum ben. Bu Mayıs aylarının bir sahibi var, Galatasaray Spor Kulübü'dür. Samimi söylüyorum, hiçbir Fenerbahçeli buna alınmasın, gücenmesin. Çünkü Nisan ayının sonlarına doğru biz artık kesinlikle teslim oluyoruz. Kendi adıma söylüyorum, böyle bir talebim vardır. Ne kadar değerlendirilir, bu dünya genelini ilgilendiren bir konudur sonuç olarak. Ama Mayıs ayı en azından Türkiye'de kaldırılsın. Buna değindim, ondan sonra Icardi'yi hiç beklemediğim bir pozisyonda gol atınca cinnet geçirdim. Yani böyle televizyona onu gördüğüm an direkt aklıma polis geldi. Aldım telefona sarıldım, karakolu aradım. Şikayette bulundum. Tabii ne kadar değerlendirilecek bilmiyorum. Umarım değerlendirilir. Bir an önce bunu Arjantin'e alsınlar. Adamın gol atmadı, takım kalmadı. Onun yüzünden geçen sene hem Kadıköy'de hem Rams Park'ta televizyonu kırmak zorunda kaldım sinirden. Öfke patlaması yaşadım gerçekten. Dün akşam da bütün hayallerimizin, umutlarımızın yıkıldığı, en çok umut beklediğimiz Adana Spor maçında da, Adana Demirspor maçında da galip gelince artık son patlamayı yaşadım. Ben tabii ki takdir ediyorum kendisini, bir star, ama lütfen artık bu ülkeden bir git, bari önümüzdeki sene seni görmeyelim de biraz biz moral olarak sahalara çıktığımızda görelim. Çünkü bizde de bir dünya starı var, Edin Dzeko var, ama samimi söylüyorum gerçekten Icardi çok çok iyi. Ya zaten o anki heyecanla direkt karakola bağlanmak istedim, yeni sistemde 112'den bağlandığı için. Şikayetiniz nedir diye Galatasaraylı bir futbolcudan şikayetçi olmak istiyorum dedim. Detayları videoda paylaşamadığım için. Bu adamın her hafta gol atmasından dolayı rahatsız oluyorum ve artık cinnet geçiriyorum. Formalarımı, üstümü başımı yırtmak zorunda kaldım. Televizyon kurmak zorunda kaldım. Ben bu adamı bu ülkede görmemek için ne yapabilirim diye. Efendim bizim böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Bu futboldur. Kendinizi biraz fazla kaptırmışsınız dediler. Şikayette bulunmanız için de önemli olan hani onunla karşılıklı olarak bir şey yaşamış olmanız gerekiyor ki prosedür gereği bir şikayet bulunsun. Böyle bir şey söz konusu olmadığı için maalesef talep gerçekleşmedi. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de beklentim beni özel bir maça davet etmeleri. İnşallah böyle bir talebim var, bir Fenerbahçe sevdalısı olarak ya bu kadar kendimizi hırpalıyoruz, parçalıyoruz, her zaman da Fenerbahçe'nin yanındayız. Oğlum gerçekten maçlarda kendini kaybediyor. Yani normal hayatta böyle değil ama maçlarda aşırı şekilde tepkisi var, kendini kaptırıyor. Defalarca televizyona kırdı, sehpaları kırıyor, kanepeyi kırıyor. Yani artık ben ne diyeyim ki? Dün akşam işte o heyecanla polisi aradı. Ben inanamadım, dedim oğlum ne yapıyorsun? Yani bu kendini kaptırmış artık yani televizyona, maça. O heyecanda artık ne yapacağını bilmiyor. Thank you.